hafta geçirdik. Bizi çok derecesiyle memnun etti. Sakaryaspor'un umduğumuzdan daha iyiydi, oldu. Arkadaşlarımıza hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. İyi bir maç çıkarttılar. Bizim de en azından şehrimize bir güven geldi. Niğde maçı, Van maçı Sakarya'ya bir hava kattı. Buna katkı yapan idarecisi, başkanı, sporcusu, antrenörleri ve siz değerli basın mensuplarına sonsuz teşekkür ediyorum. İyi olacak, Sakaryaspor iyi olacak. Biz daha önce de konuştuğumuz gibi kenetlenirsek Sakaryaspor'un ulaşamayacağı yer yoktur. En iyi yerlerde göreceğiz onu inşallah. Bugün çok sevinçliyiz. Yani herkes Van spor maçı derdi, şöyle derdi, böyle derdi ama biz dedik ki Van'ı biz yeneceğiz dedik. Hem de çok farklı yeneceğiz dedik. Bu daha da olabilirdi ama bir fark olsun, bizim olsun, 3 puan bizim olsun temennisinden. Sevinçliyiz, ne diyeceğim? Başkanım, Malum Kadın'da çarşamba günü kongre var. Aday mısın? Değil. Ben sizin aracına paylaştım size. Ben şehri bir dinlemek için aday olurum ve ben iki listeyle de aday olmam dedim. Ben yine sözümdeyim. Ben abi böyle kimse olmazsa ben yürütürüm Sakaryaspor'u yolda bırakmam. Ancak aday olursa ben bugün yaptığım gibi yarın da aynısını yapacağım. Sakaryaspor'un yanında olacağım. Maçında olacağım. Sporcusun yanında olacağım. Antrenör sizlerin yanında olacağım. Başkanım, Niğde galibiyetinden sonra malum zaten iç sahada da bir galibiyet prim var ama ekstra bir prim var etmiştiniz. Evet, söylediniz mi? İç sahada olan prim 3000 lira. Ben bunu iki katına çıkarttım. Yenin iki katını aldım dedim. Çocuklar da buna ilgili şey yaptı. Primlerin iki katını yaptı. Ne zaman ödenecek? Süperim. Haftaya maça gitmeden ödenecek paralar. Yani İkisi birden. Bir tanesini ödedim ben. Benim borcum yok. İkisi birden derken Niğde maçı ödedim. Niğde maçını ödedim. Geldik, çocukların hepsine verdim paralar. Sadece bu maçın primleri var. O da Karabük şeyinden önce ödenecek.